Evet çocuklar, bu haftanın sonuna geldik. Haftanın değerlendirme testini çözeceğiz. İlk sorumuz saatle ilgili. Yukarıda gösterilen zamanın 15 dakika öncesi ve sonrasında saat kaçı gösterir diye soruyor. Evet, 15 dakika öncesi ve sonrası. Saatimiz şu anda 8'i 25 geçiyor. 15 dakika öncesini hesaplayalım. Her aralık 5 dakika olduğuna göre 5, 10, 15 dakika öncesinde saat şurada olurdu. O zaman saat kaç olmuş olur? 8'i 5, 10 geçmiş olur. Yani 8, 10 olur. 15 dakika sonrası, buradan 15 dakika sonrası 5, 10, 15. 15 dakika sonrasında da yelkovanımız burada olurdu. O zaman da saat 8'i 30, 35, 40, 40, 8, 40 olurdu. 8, 40. Yani 15 dakika öncesi 8, 10, 15 dakika sonrası 8, 40. Önce 8, 10, sonra 8, 40 demek ki A seçeneği doğru. Evet, ikinci sorumuz. Yukarıdaki haritada boyalı yerleri kim yönetir? Boyalı yerlere bakıyoruz çocuklar. İşte Samsun, Ordu, Trabzon, İstanbul gibi yerler boyalı. Ankara. Bunlar ne? İller. Bu boyalı yerler illeri gösteriyor şu anda. Peki ili kim yönetir? Vali. O halde boyalı yerleri yöneten kişilere vali denilir. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. Mehmet bugünkü kazadan dolayı çok üzgündü. Yukarıdaki cümleye göre hangisinin cevabı yoktur? Bakalım kim? Üzgün olan kim? Mehmet. Evet, bunun cevabı var. Niçin? Mehmet niçin üzgün? Bugünkü kazadan dolayı. Evet, niçin sorusunun cevabı da var. Nerede? Mehmet nerede üzgün? Evde mi, okulda mı, bahçede mi? Mehmet'in nerede olduğuna dair bir cevap yok bu sorunun, bu cümlenin içinde. O halde nerenin cevabı burada bulamıyoruz. Demek ki cevabı olmayan bu. Evet, diğer bir sorumuz kesirlerle ilgili. Yukarıdaki kesirlerin gösterimi hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor. Kesirlere bakalım şimdi. Birinci şeklimiz için kesir çizgimi çiziyorum. Şimdi kesir çizgimin altına şekil kaç eş parçaya bölünmüşse onu yazacaktık. Sayalım kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10'a bölünmüş. Kesir çizgimin altına kaça bölündüyse onu yazıyorum. Ona bölünmüş. Evet, üst kısmına ne yazacaktık? Kaç parçası alınmış, kullanılmış? Yani kesir olarak verilen şekilde boyalı alanlar alınan ya da kullanılan ya da harcanan kısımları gösterirdi. O yüzden şimdi ona bölünen bu bütünün ne kadarı kullanılmış? Boyalı kısımları sayarak anlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üstüne de 8 yazacağız. Bütün 10 parçaya bölünmüş. 8 parçası alınmış, kullanılmış ya da satılmış ya da kırılmış olabilir. Bu durumda kesirim ne oldu? Onda 8. İkinci şekle bakıyorum. Önce kesir çizgimi çizeyim. Altına kaça bölündüyse onu yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Peki 8'e bölünen bu bütünün ne kadarı kullanılmış? 1, 2, 3. 3 parçası kullanılmış. 8'de 3 oldu. Birinci şekil 10'da 8. İkinci şekil 8'de 3. Bakıyoruz. Birinci şekil için 10'da 8 olacaktı. 10'da 8 olan burada var. Ama burada da var. O halde ikinci şekile bakıyoruz. 8'de 3. İkinci şekil için 8'de 3 olan yer neresi? Burası. Demek ki doğru seçeneğimiz B. Birinci şekil için 10'da 8. İkinci şekil için 8'de 3. Evet, diğer bir soruyla devam ediyoruz. Cumhuriyetten önceki yönetim şeklimiz hangisidir? Cumhuriyet biliyorsunuz ülkemizin, yurdumuzun yönetim şekli cumhuriyet. Yöneticilerimizi oy kullanıp seçiyoruz. Biz buna cumhuriyet diyoruz. Peki cumhuriyetten önce yani Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki ülkemizin adı Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti'ni de kim yönetiyordu? Padişahlar yönetiyordu. Cumhuriyet kurulmadan önce yani bugünkü devletimizden önceki devletimiz Osmanlı Devleti'ydi ve onu yöneten kişiye de padişah diyorduk.
O yönetime de o yüzden padişahlık deniliyor. Diğer bir soruya geçiyoruz. Ali'nin kilosu Ahmet'in kilosundan 9 kilogram eksiktir. Ahmet 76 kilogram olduğuna göre ikisinin kütleleri toplamı kaçtır? Evet, hemen yazıyoruz. Ali var, Ahmet var. Ali'nin kilosu Ahmet'in kilosundan 9 kilo eksik. Ahmet 76 kilo. Evet, Ahmet'in kilosunu bize söylemiş. Peki Ali neymiş? Ali'nin kilosu Ahmet'ten 9 eksik olacakmış. O zaman 76'dan 9'u çıkartacağız. 16'dan 9 çıkarsa 7. Burada kaldı 6. 6 aşağı. Demek ki Ali 67, Ahmet 76 kilogram. Bu durumda ikisinin kütlelerini toplamamızı istediğine göre 76 ile 67'yi toplayacağız. 6, 7 daha 13'er de var. 1, 6, 7 daha 13, 1 derde 14, 143 kilogram. Doğru seçenek C. Evet, başka bir soruyla devam edeceğiz. Evet, bu sözlük sorusu çocuklar. Yukarıdaki kelimeler sözlük sırasına göre numaralandırılırsa görüntü nasıl olur? Ancak sanırım bir hata var. Burada numara vermemişler. Biz verelim. 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun. Şimdi bunları sözlüğe göre sıralamamızı istiyor. İlk harflere bakacağız tabii ki. Ama üçünün de ilk harfi K harfi. O yüzden ilk harflere göre sıralayamıyoruz. İkinci harflere bakalım. İkinci harfler hepsinde A harfi. Yine ona ikinci harflere göre de sıralama yapamıyoruz. Üçüncü harflere bakıyoruz. R harfi. Üçünde de üçüncü harfler R harfi. Ona göre de sıralama yapamıyoruz. Dördüncü harflere bakıyoruz. Evet, dördüncü harfler farklı. Bununki T, bununki I ve bununki de A. Şimdi bu harflere bile sıralayacağız. İlk önce olan hangisi olur? Tabii ki A olur. O halde bu birinci sıraya gelecek. Yani kara kelimesi birinci sırada olur. A'dan sonra T mi gelir, I mı gelir? I gelir. Bu ikinci sırada olacak. Yani karınca kelimesi ikinci sırada olacak. Ve en sona kalan karton kelimesi T harfi. Diğerlerine göre daha sonda olduğu için alfabede karton kelimesi 3'te olacak. O halde sıralama 3, 2, 1 şeklinde olacak. Yani 3 olan kara en başa gelmek zorunda. Karınca yine ortada ve karton en sona gidecek. Sıralama bu şekilde olur. Evet, diğer sorumuz. Aşağıdan hangisinde grupta yazılanların tümü canlıdır diye soruyor. Kolay bir soru sanırım. Kedi canlı, uçak cansız olmadı, fare canlı, evet. Ama burada tümü canlı olanı soruyor. Burada cansız olan bir şey var, o yüzden bu olmaz. Ağaç canlı, keçi canlı, balık canlı, evet bu olabilir ama şuna da bir bakalım. Kurt canlı, lale canlı ama cam cansız, bu da olmuyor. Tümü canlı olan B seçeneğindekiler. Evet, diğer sorumuz. Yukarıdaki kelimelerin kaç tanesi eş seslidir? Eş sesli ne demekti? Yazılışı aynı olur ama anlamları değişik olabilir. Böyle kelimelere biz eş sesli diyorduk. Mesela dil kelimesi. Bir ağzımızın içindeki dil var. Bir de işte yiyecekleri falan ya da herhangi bir varlığı küçük parçalara ayırmaya biz dilmek deriz. Öyle bir dil var. Ayrıca bir de konuşulan diller var. İşte İngilizce, Almanca, Fransızca, onlara da dil diyoruz mesela Türkçe. Dolayısıyla dil eş sesli bir sözcük çünkü dil diye yazılmasına rağmen pek çok anlama gelebiliyor. O yüzden bu eş sesli. Buna bir artı işareti koyalım. Göz. Bir gözümüz olan, organ olan göz var. Bir de dolap gibi yerlerin içerisine de göz diyebiliyoruz çocuklar. İşte dolabın gözü falan deriz. O da eş sesli olabiliyor. Sus kelimesi. Sus, sessizlik anlamına geliyor. Bunun sanırım eş seslisi yok. Bu eş sesli değil. Gül zaten biliyorsunuz. Gülmek var. Çiçek olan gül var. Bu eş sesli. Del. Del bir şeye delik açmak anlamında del olabilir. Bunun eş seslisi sanırım yok. Dal kelimesi. Evet, bunu da biliyorsunuz. Bir ağacın dalı, bir de suya dalmak anlamında dallar olabilir. Bunun eş sesli. O halde kaç tane eş sesli oldu? 1, 2, 3, 4 tane eş sesli olabilen var.
Evet, diğer bir soru. Tüm canlılar yaşamlarını devam ettirmek için nokta noktaya ihtiyacını karşılamak zorundadırlar. Şimdi nokta noktalı yere hangi ortak özellik gelmeli onu soruyor. Tüm canlılar yaşamlarını devam ettirmek için uyku ihtiyacını karşılamak zorundadır. Şimdi düşünelim, insanlar, hayvanlar uyur ama bitkiler uyur mu acaba? Evet, uyku hepsi için olmayabilir. Konuşma, tüm canlılar yaşam devam etmek için konuşma ihtiyacını karşılamak zorundadırlar. İnsanlar konuşur ama hayvanlar ve bitkiler konuşmaz. O yüzden konuşma da buraya uygun değil. Besin, tüm canlılar yaşam devam etmek için besin ihtiyacını karşılamak zorundadırlar. Evet, beslenme çünkü zaten tüm canlıların ortak özelliğidir. Ve beslenmeyen hiçbir canlı, ne bitki, ne hayvan, ne de insan varlığını sürdüremez. Yaşamını sürdüremez. O yüzden buraya gelmesi gereken canlılara ait ortak özellik besindir. Bir diğer sorumuz, değerlendirme kağıdımızdaki. Aşağıdaki hangisinde geri dönüşüm alanları ve malzemeleri eşleştirmesi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. Elektronik atık olarak pili demiş. Bu yanlış çocuklar. Pil elektronik atık değil, zehirli atıktır. Diğer bir adı da kimyasal atık. Pil elektronik atık değildir, zehirli ya da kimyasal atık olarak kabul edilir. Peki elektronik atık nedir? Televizyonlar, bilgisayarlar, işte cep telefonu, tablet gibi şeylere biz elektronik atık diyoruz. Ancak pil içindeki maddelerden dolayı elektronik değil, zehirli ya da kimyasal atık diye kabul edilir. Cam atık olarak şişeyi demiş, bu doğru. Metal atık olarak konserve kutusu, evet bunlar metalden olur. Yani demir gibi şeylerden olur, o da doğru. Burada yanlış olan eşleştirme, elektronik atık ve pil eşleştirmesi yanlış olmuş. Bize yanlışı sorduğu için cevap A şıkkı. Evet. Değerlendirme kağıdımızın son sorusundayız. Aşağıdakilerden hangisi çocukların görev ve sorumluluklarından değildir? A. Vergi vermek. B. Odamızı toplamak. C. Çevreyi temiz tutmak. Zaten hemen anladınız. Çevreyi temiz tutmak herkesin görevidir. Çocukların da. Odamızı toplamak tabii ki çocuğun da görevidir. Fakat vergi vermek. Vergi nedir? Kazandığımız paraların bir miktarını devlete ödemeye biz vergi diyoruz. Çocukların böyle bir görevi yok. Çünkü çocuklar para kazanmazlar. Para kazanmadığı için de vergi vermek zorunda değildir. Vergi vermek büyüklerin ya da para kazanan kişilerin görevidir, sorumluluğudur. Çocukların görev ve sorumluluğu değildir diye soruyor. Evet, vergi vermek çocukların görev ve sorumluluğu değildir. Değerlendirme çalışmamızı cevaplamış olduk. Umarım sizinkilerin de hepsi doğrudur.